Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 7-13 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet yılın önemli bir haftası tutulmalar var. E, 2017'nin ikinci tutulma döngüsü. İlkini Şubat ayında yaşamıştık. Şimdi artık Ağustos ayındaki bu ay tutulması ve güneş tutulması döngüsüyle beraber önümüzdeki 6 aylık döneminde genel konuları e, belirlenecek bölümler hayatımız biraz daha yön değişikliklerine uğrayacak diyebiliriz. Evet genel anlamda şu anda aslan ve kova aksında ilerleyen e, bulunan ay düğümleri e, ve onunla beraber olan aslan ve kovadaki tutulmalar sizin 12. ev, 6. ev alanlarınızı etkiliyor. Pazartesi gün akşam saatlerinde 21.10'da 15 derece kova burcunda ay tutulması meydana geliyor. İş hayatınız, günlük yaşamınız, mesleğiniz genel anlamda rutinleriniz, sağlığınız genel olarak tutulmanın kapsamında olacak diyebiliriz. Az veya çok doğum haritanızdaki temaslara göre, etkilere göre bu tutulmadan etki alabilirsiniz. Bazılarınız daha fazla etki alabilir, bazılarınız da çok az etki alabilir. Evet 6. evde olan tutulma döngüsüyle beraber özellikle ay tutulması biraz daha hassasiyeti arttıracağı için duygusal ve bedensel bu dönemde biraz daha kendinizi kırgın hissetmeniz ya da bazı sağlık problemleriyle karşılaşmanız mümkün. O nedenle bunları ciddi alıp üzerine gitmekte fayda var. En azından bir kontrol yaptırmanız, bir bakım yaptırmanız mümkün. Zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz örneğin. Beslenmenizi düzenleyebilirsiniz. Yaşamınıza spor yapmak gibi bazı değiş rutinler katabilirsiniz. Günlük planlarınız, çalışma saatlerinizle ilgili değişimler olabilir. Veya iş yaşamınız, mesleğinizle ilgili yine bazı kapılar açılabilir size, gelişmeler olabilir. Jüpiter'den güzel destekler aldığı için aslında şanslı bir tutulma. Yani Birçok anlamda karşımıza da güzel fırsatlar çıkaracak gibi görünüyor. E, Jüpiter'in sizin şu anda ikinci evinizde olduğunuzu düşünürsek parasal anlamda e, mesleğinizle bağlantılı kazançlarınızda bir gelişme, bir yükselme imkanı da olabilir e, bu tutulmayla beraber. Çarşamba'dan itibaren Ay Balık Burcuna geçiş yapıyor. E, i̇lişkileriniz biraz daha öne çıkacak. Özellikle eşiniz, partnerinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Cuma'dan itibaren ise Ay Koç Burcuna geçiyor. Zaman zaman biraz ay koçtan geçerken siz kendinizi enerji olarak düşük hissedebilirsiniz ve bazı böyle günlük hayatınızda e, duygusal iniş çıkışlar olabilir. E, bu anlamda hani manevi konularla ilgilenmek, ruhsal konularla ilgilenmek doğru olabilir ya da hayatın tamamıyla materyalist tarafına, maddeyle ilgili konulara, para konularına yönelebilir. E, bazı işlerinizi bu anlamda muhasebe gibi düzenlemeler, hesap işleriyle de uğraşabilirsiniz sevgili başaklar. Hafta sonundan itibaren Merkür Retrosu başlıyor ayın 13'ünde. Dolayısıyla Cuma'dan itibaren Merkür'ün artık yavaşlaması ve durması ile beraber genel anlamda e, sizde de böyle bir enerji yavaşlaması olabilir. Bu dönem aslında e, birçok şeyi de incelemek için, toparlamak için, kontrol etmek için, eksikleri tamamlamak için çok uygun olabilir. Önümüzdeki e, 20 günlük dönemi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili başaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.